Teknoloji Oku'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yine benim özel ilgi alanım, hatta uzmanlık alanım diyebileceğim bir konuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde elektrik tüketimi hesabı yapmıştık sizlerle ve nasıl 150 kW'ın altında kalabileceğinize dair biraz tüyolar vermeye çalışmıştık. Fakat günümüzde kullandığımız elektronik cihazlar dahilinde 150 kW altında kalmak çok da mümkün değildi. Biz bunu zaten hesaplarken sizlere söyledik. Yani atıyorum kurutma makinesi hiç kullanmamanız lazımdı, elektrikli ısıtıcı kullanmamanız lazımdı, ütüydü, işte kettle'dı vesaireydi. Bunları hayatınızdan çıkarmanız lazımdı, laptop falan kullanmamanız lazımdı. Yani pek çok şeyden soyutlanmanız lazımdı. Buzdolabı, televizyon, işte aydınlanma gibi ihtiyaçlarla 150 kW zaten rahat bir şekilde doluyordu. Bu bilgiyi sizlerle paylaşmıştık ki zaten bu aradan geçen süre boyunca da televizyonlarda vesaire izlemişsinizdir. Herkesin faturasının biraz değil bayağı bir yüksek geldiğine şahit olduk. Neden? Çünkü herkes 150 kW'ı rahat rahat geçebiliyordu. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Bu 150 kW sınırı biraz daha genişletildi ve 210 kW'a çıkarıldı. Elektrik tüketim sınırının 210 kW'a çıkmasıyla birlikte hayatımızda ne gibi bir değişiklik olacak? Yani artık bazı cihazları kullanabilecek miyiz? Bazı cihazları kullandığımızda dahi bu sınıra erişmeme imkanımız var mı? Bu bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Geçtiğimiz günlerde yaptığımız videoda zaten hangi aracın, hangi aletin ne kadar elektrik tükettiği bilgisini sizlerle paylaşmıştık. Ne isterseniz bunların üzerinden kısaca bir geçelim. Orta seviye bir buzdolabı arkadaşlar. Derin dondurucu bölgesinin böyle çok geniş olmadığı buzdolapları ortalama olarak 40 kW bir elektrik sarfiyatına sahipler. Yani aylık olarak sadece buzdolabınız 40 kW'lık bir elektrik tüketiyor. Televizyonu günde 6 saat çalıştırdığınızı varsayarsak, televizyonunuzun çok eski böyle tüplü bir televizyon olmadığını varsayarsak, televizyonunuzun aylık tüketimi de arkadaşlar 20-30 kW arasında değişecektir. Yani baktığınız zaman buzdolabı ve televizyon tarafında 70 kW civarında bir sarfiyat olabilir. Fakat elektriği tüketen bunlar değil. Elektriği tüketen arkadaşlar her zaman için ısı yayan cihazlardır, ısı yayan aletlerdir. Şu basit örneği vermek istiyorum sizlere. Eski sarı ampulleri herkes hatırlar. Belki evlerinizde hala kullananlarınız vardır. Onların üzerinde 100 watt, 75 watt gibi ifadeler vardı arkadaşlar. Bunlar ampullerin saatlik elektrik tüketimiydi. Şimdi günümüze geldiğimizde ise biliyorsunuz tasarruflu ampuller var. Bunların da ötesinde LED ampuller var. LED ampuller 5 watt, 10 watt gibi bir enerji tüketiyorlar. Bu ampullere siz dokunduğunuzda çok fazla ısınmadığını hissedebiliyorsunuz zaten. Fakat o sarı ampullere dokunduğunuzda 100 wattlık, 90 wattlık o sarı ampullere dokunduğunuzda eliniz yanar, dokunamazsınız. Neden? O sarı ampuller arkadaşlar gelen elektrik enerjisini ışığın yanında ısı enerjisine çeviriyor. Isı yaydığı için de çok fazla güç tüketiyor. Dolayısıyla bir cihaz ısı yayıyorsa çok fazla güç tüketiyor anlamını taşır. Nedir? Çok basit bir örnek kurutma makinesi. Kurutma makinesi içerisinde ısı yaydığı için çok fazla güç tüketir. Nedir? Kettle. Suyu kaynatmak için çok fazla ısı harcadığı için çok fazla güç tüketir. Ütü ve elektrikli ısıtıcılar. Zaten elektrikli ısıtıcıyla ısınıyorsanız ya da klima ile ısınıyorsanız arkadaşlar sizin 210 kW'ı aşmama gibi bir lüksünüz yok. Yani her türlü aşacaksınızdır. Bunun yanında çok fazla ısı yayan ne var? Tabii ki bilgisayarlarımızın içerisindeki işlemciler ve ekran kartları. Eğer çok güçlü bir ekran kartına sahipseniz ve çok fazla oyun oynuyorsanız yine bu bilgisayarın güç tüketimi de aylık bazda sizin kullanım sürenize göre hayli artabilir. O yüzden bunlara dikkat etmek gerekiyor. Yani bir bilgisayar ne kadar fazla güç harcayabilir ki diye düşünmeyin. Bir bilgisayarın gücü ne kadar yüksekse, siz onu ne kadar zorluyorsanız, o bilgisayar ne kadar çok ısınıyorsa o kadar fazla güç tüketiyor demektir. Şimdi günün sonunda baktığımız zaman arkadaşlar 210 kW'a günlük normal bir kullanımla ulaşılabilir. Yani eğer evinizde ekstradan dediğim gibi elektrikli ısıtıcıyı çok fazla kullanmıyorsa, çok fazla fırın kullanmıyorsanız 210 kW'ın altında kalabilirsiniz. Fakat fırınla çok haşır neşirim, her gün ben börek çörek yaparım, 2-3 günde bir açarım diyorsanız, her gün çamaşır kurutma makinesi açarım diyorsanız yine öyle ya da böyle 210 kW'ın üzerine çıkacaksınız demektir. Fakat şu da bir gerçek, eğer böyle 2 kişi yaşıyorsanız, ne bileyim çalışan bireylerseniz o zaman 210 kW'ı aşmak çok da kolay olmayacaktır. Dileriz 210 kW'lık sınırla birlikte elektrik faturalarında
biraz daha düşüşler meydana gelir. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Bazı noktalarda hala bir kavram karmaşası mevcut. Kimisi diyor ki 210 kW'a kadar olan kısım düşük ücretten hesaplanıyor. 210 kW'ı açtıktan sonraki kısım yüksek ücretten karşılanıyor. Yüksek ücretten hesaplanıyor. Kimisi de diyor ki hayır, tam tersi bir durum söz konusu. Eğer 210 kW'ı aşarsan tüm fatura, tüm harcamaların yüksek ücretten karşılanıyor. 210 kW'ı aşmazsan düşük ücretten hesaplanıyor. Dolayısıyla burada hala bir anlam karmaşası mevcut. Bunun da nasıl hesaplandığını muhtemelen Şubat faturalarımızda görmüş olacağız. Eğer Şubat faturalarınızda bir düşüş olduysa ya da bir düşüş olmadıysa bu videonun altında yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Böylece kaç kilovat harcandığında kime ne kadar elektrik faturası geldiğini de bizlerden net bir şekilde öğrenmiş oluruz. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın diyorum sizlere. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.